Evet, beyler bayanlar, selam herkese yeni videodan. Bayağıdır video çekmiyorduk. 50 bin tane soru gelmiş, sağ olun, teşekkür ederim. Abi ne yapıyorsun? Otobüse geri döndün mü? Şurada mısın, burada mısın diye. Artık dedim ki zamanı geldi bir video yapmanın. Hazır şöyle de bir uzun bir yola da çıkmak üzereyken dedim kameramı da yanıma alayım. Hem yolda biraz sohbet ederiz. Özleyenler, merak edenler, ne durumda olduğumu soranlara bir cevap da vermiş oluruz diye düşündüğüm için videoyu başlat. Bugün tarih Haziran'ın 22'si 23 falan olması lazım. Çok da emin değilim kaç olduğundan. Bir Perşembe günü, saatler öğlen 3 çeyrek geçiyor. Marmaris'e gidiyorum şu anda. Bu yolu zaten hepiniz biliyorsunuz. Otobüsle birçok defa çektim, bu çiğli dar yol. Şimdi neler yapıyorum, ne ediyorum? Arkadaşlar düğün yaptık, hayırlısıyla düğün bitti. Düğünden sonraki paylaşımlarda, gerek özel mesajlarda, gerek yorumlarda, gerek YouTube kanalında yaptığınız güzel yorumlar için, iyi dilekler için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah isteyen herkese nasip etsin evlenmeyi. Çalışıyorum arkadaşlar, evet, yaklaşık 2 haftadır çalışıyorum. Ama otobüste değil, gördüğünüz gibi binek tarzı araçlarda çalışıyorum. Şimdi daha önce de kanalı iyi takip edenler biliyordur. Evlendikten sonra otobüs işi yerine böyle akşamları evimize gelebileceğimiz bir iş yapalım diyorduk. Ama servis işi olur, ama bir firmanın ofisinde çalışırız belki, ne bileyim, öyle bir şey olur diye düşünürken, ya da işte bir fabrikada şoförlük gibi düşünürken, böyle evde oturup iş bakarken internetten bir ilan gördüm. Sonra ilandaki numarayı aradım. Dediler gelin bir görüşelim. Gittim, görüştüm. Daha sonra bir gün sonra bir daha aradılar. Dediler işte insan kaynaklarından, yani üst departmandan da görüşmek istiyorlar. Gelir misiniz? Gelirim. Ertesi gün aradılar. Dediler başvurunuz olumlu sonuçlandı. İşe başlayabilirsiniz. İş ne diye merak ediyorsunuz, anlatacağım. Merak etmeyin detaylarını. Fakat firma adı paylaşmayacağım. Hani mazur görün. Gerçekten çok ciddi bir firma çünkü. Bir fabrika daha doğrusu. Türkiye'nin yani en top 250 firmasından birisi, sıralamaya öyle giriyor. Baya baya büyük, çok ciddi kurumsal bir firma. Onların üzerinde de demek ki pozitif bir etki bıraktık ki birçok adayın içinden bizi uygun gördüler. Bildiğim kadarıyla bir şoför alınacaktı. Ben de o bir şoför olarak fabrikaya girmiş oldum. İşimiz nedir? Şimdi işi anlatayım size sevgili arkadaşlar. Fabrikamızın yaklaşık 20'ye yakın binek aracı var. Taksisi var, yani öyle söyleyeyim. Birkaç tane doblosu var. Bir tane panelvan minibüsü var. Ve firmanın yönetim kuruluna hitap eden 6-7 tane VIP veya üst segment araçlar var. Bizim görevimiz fabrika içinde ki operasyonda görev almak. Fabrika içindeki operasyon nedir? Örneğin sabah fabrikaya geliyoruz. Bir yerden bir yere bir şey gidecek oluyor. Bir personel gidecek oluyor. Bir müdür gidecek oluyor. Bir şef gidecek oluyor. Veya fabrikamızın deposuna personel gidecek oluyor. Bu tür işleri gün içinde koşturuyoruz. Onun dışında akşamları mesai bittikten sonra havalimanı otel transferleri olursa onlara gidiyoruz. Örneğin bir yöneticimiz saat 7'de çıkacak, mesai kaldı. Veya herhangi bir başka birimdeki bir yönetici başka bir firmaya gidip denetleme yapacak, yapıyor veya akşam 8'de çıkıyor, biz gidip onu alıyoruz, evine bırakıyoruz. Bu tarzda bir iş. Açıkçası işe girerken çok fazla bana bu tempoyu uydurabilir misin? Hani gibi sorular sordular, ama İşin aslını isterseniz otobüsteki tempo bu işte yok. Otobüsteki tempo çok daha yoğun. Ben hep onu söyledim. Yani biz otobüste 12-13 gün evi görmüyorduk. Yani burada 9 da olsa 10 da olsa evine gidiyorsun. Bu anlamda sıkıntısız. En azından şu an 2 haftalık dilimde benim için böyle. Bankaya bir evrak bırakılacak. Bu işleri de yapıyoruz. İşte dün mesela İstanbul'da bir toplantı vardı. Sabah 5'te İzmir'den çıktım. Direkt otobandan İstanbul'a gittik, 3 kişi, 3 tane yöneticimiz.
O üç yönetici 1-2 saat bir toplantı yaptılar İstanbul Ataköy'de. Sonra onları aldım, tekrar geri İzmir'e getirdim. Günübirlik bir İstanbul seyahati oldu. Şu anda Marmaris'e gidiyorum. Bu içinde bulunduğum arabayı Marmaris'e bırakacağım. Bizim şirketin orada bir küçük çalışan birkaç arkadaş var Marmaris'te. Onların kullanımı için bırakacağız. Otobüsle geri döneceğim. Yani böyle bir iş kabaca. Size öyle anlatmaya çalışayım. Yani sonuç olarak çok şükür her şey yolunda. Allah'a şükür sağlığımız saatimiz yerinde. İşimiz de iyi, fena değil. Hani bir gıdıklama yok mu? Var yani. Hani otobüs beni çağırmıyor mu? Çağırıyor. Uyudum şundan içeyim, pardon. Otobüs beni çağırmıyor mu? Çağırıyor. Yani böyle bir gıdıklama var. Yani otobüsü her gördüğümde vay be falan yapıyorum böyle. Hatta dün dedim ya, İstanbul'a gittik şeyle, Doblo'yla. O yoldaki oksijenlerde durdum. Böyle geri çıkarken elim dörtlere gidiyor hemen böyle şeyden. Hani böyle tesisten çıkarken falan yakarız ya, hemen el gidiyor böyle dörtlere. Yani var, o şeyi arıyoruz. Ama tahmin ediyorum ki şu anda benim için en iyi iş akşam evimde olmam gereken iş. Ha, bugün Marmaris'e gidiyorum. Belki bu gece İzmir'e geç saatte gelirsem eve gitmem problem olabilir. Bilmiyorum. Belki şirket bir araba gönderir, beni aldırır veya Marmaris'te kalıp sabah da dönebilirim. Ona bakacağız gidince. Ayda bir iki böyle evde kalamadığımız durumlar olabiliyor. Onlar da yapacak bir şey yok. Ortam çok güzel. Ondan da bahsetmek isterim size. Yani sağ olsun çalışan yaklaşık 10-15 tane şoför arkadaş var. Bunların bir kısmı, yani yarısı diyelim, icra kuruluna, yani fabrikanın üst düzey yöneticilerine, fabrika sahiplerinin ailelerine, genel müdüre, işte ne bileyim, işte icra kurulunda olan müdür, yönetici ve firma sahiplerine hizmet ediyorlar. 6-7 tanesi de benim de içinde bulunduğum grupta fabrika içinde, İşte demin attığım işleri koşturuyoruz biz de. Ekip çok güzel. Müdürümüz Taylan abi, ona da buradan böyle bir selam yollayalım. Hani biliyorsunuz ben sizi bu YouTube kanalında birçok insanla tanıştırdım. Benim yanımda çalışan birçok insanı tanıdınız. İşte bunların en top seviyesinde Ceyhun abi gelir. İçinizden birçoğu da Ceyhun abiyi çok seviyor, biliyorum. Taylan abi de bizim müdürümüz. Kendisi gerçekten, hani buradan izler diye söylemiyorum, gerçekten 10 numara 5 yıldız bir insan. Ki işe başladığımda zaten şoför arkadaşlar da söylemişlerdi, Taylan abi çok iyidir diye. Hani samimiyetimize dayanarak abi diyoruz. Bizim müdürümüz aslında. Sağ olsun çok ılımlı, pozitif yaklaşıyor. Her konuda yardımcı. Hani şey zihniyet yok. Böyle çalışsın, 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 parasını veriyoruz kardeşim, koştursun. Bugün koştuysan sana diyor ki kardeşim sen bugün koştun, yarın birazcık otur, birazcık dinlen, erken kaç, geç gel. Bu tür ayarlamalar çok güzel yapılıyor. Ne mutlu bu sistemi oturtabilene. Çünkü ne yöneticiler ne müdürler var. Benim geçmişte çalıştığım işlerden bahsediyorum. Personelini zerre kadar düşünmeyen. Bu anlamda gerçekten çok keyifli bir çalışma ortamı var. İnşallah sizi Taylan abiyle de tanıştırırım. Diğer şoför arkadaşlarla da tanıştırırım. Tabii yani firmanın adının duyulması, fabrikanın içinde çekimler yapılması, ne kadar etik olur olmaz, bir şey derler mi demezler mi çok emin değilim. O yüzden yola giderken bir başlangıç yapalım dedim. Şimdi videoyu kapatayım. Daha Marmaris'e bir 3 saat, 3,5 saat yolum var. Yolda devam ederiz. Bir şeyler daha aklıma geldikçe konuşuruz. O zaman kendinize iyi bakın bakalım. Hadi devam ediyorum. Size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar, hız sabitleme bir arabada çok büyük bir konfor. Yani hızı sabitledim, hız sabitlemede. İşte cruise control diyorlar, otobüslerde tempomat diyorlar vesaire. Abi böyle bağdaş kurdum. Gidiyorum.
Bu hız sabitleme ile ilgili de herkes ayrı bir şey söylüyor. Çok yakıyor, az yakıyor diyenler var. Herkesin fikrine saygı duymakla birlikte benim fikrim tartışmasız derecede, tartışmasız seviyede tempomatta giden araba daha az yakıyor. Bu benim fikrim. Ben tecrübeledim ve böyle olduğunu gördüm. Fazla yaktığını düşünen varsa ona da saygı duyuyorum. O da onun tecrübesidir. Dün İstanbul'a gittim. Doblo'yla işte anlattım az evvel. Arabada tempomat yoktu. Tempomat diyorum. Sabitleme yoktu. Yemin ederim sol ayağım, sağ ayağım menisküs oldu. Yani böyle sağ ayağımı bıraktım, sol ayağımla gaza bastım bir süre. Allah'tan otobandan gittik, geldik de hani sol ayakla biraz gaza dokundum. Hız sabitleme olsa birazcık sağ ayağımı böyle ileri geri oynatacaktım, rahatlayacaktım. Şimdi hız sabitlemeyi alınca arabayı aklıma geldi. Size paylaşayım dedim. 110 kilometreye sabitledim arabayı. Tatlı tatlı gidiyorum. Oh! Saat kaç olmuş? 4'e geliyor saat. Tabii arabanın hararetini de kontrol ederek gidiyorum. Bu bizim çok sık kullanmadığımız bir araç. Bizdeki araçların hepsi, bu arada fabrikadaki araçların hepsi 2021-2022 model. Egea'lar var. Bu yeni Renault'un sembol değil de Tayland mı böyle bir şey, T'li bir markası çıktı ya, aynı sembole benziyor. Onlardan var. Doblo var. Yeni Clio'lardan var. Arabalarımızın hepsi yeni. Bunlar daha önceden kullanılmış olan, şu anda mecbur kalmadıkça kullanmadığımız araçlar. O yüzden biraz temkinli ve kontrol ederek gitmekte fayda var bu arabayı. Belki yolda karnım acıkırsa yemek için dururum veya hiç durmam, direkt Marmaris'e giderim. Marmaris'te güzel bir lokanta vardı. Belki orada bir yemek yerim. Ama illaki bir yemek yerim. Acıkırız yani. Yol ya, epeydir böyle uzun yol yapmıyorduk. Gerçi otobüs olmayınca pek tadı olmuyor ama ne yapacağız? Artık ekmek parası derdine düştük. Yapacak çok da bir şey yok. Ekmek nerede, biz orada. Mantık bu. Evet, hadi bakalım devam edelim. Ben görünüyor mu ama zoomlamaya çalışacağım. Bir insan ayağını niye arabanın camından dışarı çıkartır? Gerçekten anlamıyorum. Hani şu hareketi şu sağdaki kamyoncu tırcı abi yapsa internette falan dünyanın lafını yer, ha, linçini yer. İşte ayak camdan mı çıkar, şöyle mi olur, böyle mi olur derler. Ama abi ayağını camdan çıkartmış. Bayağıdır sallamıyorduk ha, iyi oldu birilerini salladık. Bu ayak işi bir de şeyde görüyorum çok, TikTok'ta böyle ablalar var. Böyle buradan ayağını şöyle koyuyorlar arabaya, bak böyle. Story falan çekiyorlar, işte Instagram'a yüklüyorlar. Ya ablacığım, siz değil misiniz daha bu sosyal medya, bu TikTok, bu Instagram bilmem ne, bu kadar daha patlamadan bu tür hareketleri yapanlara yok kro, yok bilmem ne, aynı işimiz olur bu krolarla falan. Aynılarını şimdi siz story çekiyorsunuz. Hani Erşan Kuneri diyor ya, Arok filminde. Taklitçi olma, biraz kendin ol, kendin ol, çık dışarı diyor. Aynen işte. Çık dışarı, kendin ol, taklitçi olma. Altlarında milyonluk araba, ya baba parası, ya manitanın parası, ya da belki hakikaten hak ederek almışlardır, şimdi günahlarını almayalım. Var o arabanın hakkını verin ya, öyle ayağınızı çıkarıp göğüsle yaslayıp da böyle, yazık, günah ya, milyonluk arabalarla yaptığınız işlere bak. Biraz vakur olun ya, biraz böyle cool olun yani. Gerçi öyle diyoruz da bu sefer de çok ukala olanlar da var. Nasıl biliyorsanız öyle olun ya. Bana ne? Değil mi? Ya böyle görüyorum bazen Instagram'da falan da. Bana bir tuhaf geliyor ya, ne bileyim yani. Ben hayatta öyle video çekmem herhalde, ayağımı göğüsle koyup da falan böyle. Zaten sosyal medya iyice cılkından çıkmış durumda. Yani ben böyle video çekmedim uzun süre.
Yani millet benim şu kanalın durumunu mumla arıyor. Herkes video çekip kanal yapma derdinde. Benim halihazırda bir kanalım var, video çekmiyorum. Eskiden otobüs şoförü olarak, yani otobüsü kullanan adam olarak tek video çeken bendim. Otobüs videosu çeken birkaç tane güzel işler yapan kanallar da var. Hiçbirini tanımam. Yani yüz yüze gelmişliğim falan da yoktur. Ama şimdi herkes otobüs videosu çekiyor abi. Geçen gün bir arkadaş yollamış bana Instagram'dan. Abi Allah aşkına şunların yaptığına bak diye. Ya adamlar... Ya şimdi doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Yanlış bir şey de söylemeyeyim. Otobüs yıkıyorlar. Abi boxer'la otobüs yıkıyor. Bir tanesi de onu çekiyor. Ağzında sigara, kıçında boxer otobüs yıkıyor. Lan oğlum, bu mesleğin imajını yerin dibine sokmaya niye çalışıyorsunuz ya? Ya güzelim otobüs şoförlüğünü siz niye böyle insanlara lanse ediyorsunuz? Vegas'ta olan Vegas'ta kalır diye bir laf var, hiç duymadınız mı? Lan ben hiçbir şey bilmiyorsanız açın benim videoları izleyin. Ben her şeyi anlatıyorum mu videolarda? Her şeyi gösteriyorum mu? Ya affedersin, biz de donlu oturuyoruz yeri geliyor ama onu kameraya çekip video olarak yüklemiyoruz yani. Ya da otobüste yaşanan her şeyi anlatmıyoruz yani. Anlatılacak şey var, gösterilecek şey var, gösterilmeyecek şey var. Ben var ya, otobüste gösterilmeyecek şeyleri bir göstersem aklınız gider ya. Dersiniz ki bu otobüs camiasında neler oluyormuş. Gerçi her iş camiasında vardır öyle şeyler de. Hani birazcık yani video çekip para YouTube'dan para kazanma, YouTube'dan ya kendinizi kaybetmeyin ya. Sizin bir duruşunuz var. YouTube'dan kazanacağınız 3-5 TL için duruşunuzu bozmayın, Allah aşkına yapmayın ya. Şu otobüs camiasının da otobüs şoförlerinin de imajını bozmayın, rica ediyorum ya. Güzel güzel anlatın abi, dünya kadar meraklı insan var. Yani rütbeli komutanından askerine, öğretmeninden mühendisine, işçisinden şoförüne kadar dünya insan var bu otobüs işini merak eden. Anlatın abi, güzel güzel anlatın. Millet sizin kıllı kıllı bacağınızı, göğsünüzü, sırtınızı izlemek zorunda değil ya. Daracık tayt giymiş, affedersin. Yani yakışıyor mu ya? Hakikaten hatırlamıyorum yani kimdi, neydi. Instagram'dan birisi yollamıştı. İzledim böyle 3-5 saniye, kapattım hemen, sinirim bozuldu. Bak biz Ceyhun abiyle çalışırken, Ceyhun babaya da selam olsun buradan. Abi bir kere ben Ceyhun abinin böyle atletle falan araba yıkadığını görmedim ha. Hoş, hali hazırda kaptanın araba yıkamaması lazım yani. De Ceyhun abi titiz olduğu için bir gün görmedim abi bu adamın donlu araba yıkadığını ben. Şortunu tişörtünü giyer üstüne. Yemek yemeye gidiyoruz. Otogardayız değil mi? Arabayı park ettik. Ya Ceyhun abi şortla yemek yemeye gitsek ayıp olur mu diyen bir adam. Yani bu değerleri kaybetmemekte fayda var abi. Tamam, şortla yemek yenir yani, o kadar da değil de. Abi çarşıda Antalya otogarını bilenler vardır. Arkada otoparkı var. Binalar hemen dibinde otoparkın. Adam neredeyse donu da çıkartacak araba yıkarken yani. Yuh artık ya. Yani bu konusu geldi de öyle bir anlatayım dedim. Aydın'a yaklaştım. Az bir yolum kaldı. Şu hız sabitlemeye de alayım arabayı ya. Otobüs işi böyle. Otobüse geri dönecek miyim? Vallahi dostlar, otobüse geri dönme gibi bir niyetim yok. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü evden uzak kalmak istemiyorum. Hayat bize ne gösterir bilmiyorum. Şartlar çok ağırlaştı ekonomik olarak. Sizler de farkındasınız. Yani 2850 lira mıydı neydi asgari ücret? Şu anki 4253 liradan kat kat iyiydi. Şu anda 4253 lira ama çok kötü durumdayız. Yani ne diyeyim, böyle siyasi işlere girmek istemiyorum ama bu ülkenin ekonomik olarak çok ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı var, yenilenmeye ihtiyacı var. Bunu kim başarır, başarabilirler mi? Bunu başarsa Başkomutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başarırdı. O da bir kere geldi, gereğini yaptı zaten, ülkeyi kurdu. Ama maalesef durum şu anda işler acısı. Başka biri gelse düzeltir mi? Benim ümidim yok. Ümidi olanlara da saygı duyuyorum.
Ben otobüsü bıraktığımda mazot 9.50 miydi, 9.60 mıydı neydi? Şimdi 30.50 mi ne? 6-7 ayda bir mazot 9 liradan 30 liraya geliyorsa abi, hepimiz parti gözetmeksizin hepimiz ya ne oldu bu, biz nerede yanlış yapıyoruz halk olarak düşünmemiz lazım. Allah sonumuzu ayresin inşallah. Bir 10 sene sonra bundan daha kötü olmaz. Öyle ümit ediyoruz. Hadi bakalım, ben Aydın'a yaklaştım. Yolda devam edelim. Evet, Aydın'ın Çin ilçesindeyiz. Bu ilçe benim için özel. Neden özel? Pamukkale'de çalıştığım dönemde bize hep Çineli hostlar gelirdi. Hepsi de çok güzel çocuklardı. Buradan onlara da böyle bir selam olsun diyelim. Şöyle kornaş alalım. Bayağı güzel zamanlar geçirdik Çineli host kardeşlerimle. Hepsi çok efendi, çok düzgün, pırıl pırıl çocuklardı, ne yalan söyleyeyim. Bir de sağ olsunlar, seviyorlardı bizi. Öyle temizliğe memizliğe detay yardım ederlerdi bize yani. Buradan onları da anmadan geçmek istemedim. Bütün Çin'den izleyenlere ve Çin hostlarına selam olsun. Burası da Çin'e garajı. Şu peronlara az mı girdik çıktık be. Vay anasını. İşte diyorlar ya, otobüs bir hastalıktır diye. Hastalık abi, hastalık, yapacak bir şey yok. Her yerde yakalıyorsun. Hızlı çıkıyor. Kamil giriyor. Bir tane daha Kamil çıkıyor. Gerçi malum firmayla işimiz olmaz ya. Gerçi işimiz olmaz dedikçe de bilet bulamıyoruz, onlara biniyoruz anasını satayım. Bugün de otobüsle döneceğim. Kesin gene bilet bulamayacağım. Gene bu malum firmaya kalacağım. Neyse, yapacak bir şey yok ya. Sağlık olsun. Kaybeden biz olmadık. Kaybeden onlar oldu. Aynen öyle. Hadi o zaman devam edelim yola. Şimdi yatağın yoluna dolu... Yatağın yoluna dolu değil. Dolu diyorum ya. Yatağın yoluna doğru devam ediyoruz. 30 kilometre yatağın, 54 kilometre Muğla diyor. Arkadan Kamilci abi geliyor ama ben yola çıkacağım. Kamilci abi kusura bakma. Sen bana zaten yetişemezsin. Bu abi bana yol verir mi? Yol verirse geçeceğiz inşallah. Bir şey değil, Kamil Koşçu abi de arkada yavaşlattı. Arabayı süren ablaymış. Normaldir abi, arabayı böyle sürdüğü için abla başını göstereceğim bak. Bak böyle sürüyor arabayı bak. Biraz daha kafanı uzat da daha iyi görürsün abla diyecektim geçerken de, neyse. Bu yol çok güzel bir yol, onu anlatacaktım size. Burası yeni yol, yani bir 20 sene önce falan açıldı, yeni dediğim. Normalde bu yol aşağıdan, şuradan giderdi dağların arasından. Ve bir dere, nehir kenarından giderdi. Kapadokya'daki yer şekillerinin aynıları vardı yolun etrafında. Orası bir 20 sene önce baraj olduğu için sular altında kaldı. Manzarası öyle keyifli, öyle güzel bir yoldu ki, gidiş geliş dar bir yoldu. Bak burada ufak tefek o taşlardan var, görüyor musun yukarıda? Yani o Kapadokya'nın taşlarını andıran aynı görüntüye sahipti. Hani bugün sular altında kalmasa gerçekten görülmeye değer çok güzel bir coğrafi yapı vardı. Ama ne yazık ki barajın altında kaldı, sular altında kaldı. Tıpkı Halfeti gibi, tıpkı Menderes'teki birkaç köy gibi. Hani bunu eleştirmek için söylemiyorum yani, öyle olması gerekiyormuş, öyle oldu ama hani oradan size bir video çekmeyi çok isterdim. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir yerdi. Buralarda böyle çöp şişçiler, köfteciler çok meşhurdur. Özellikle Çin'de köfte ve çöp şiş bayağı popüler bir kazanç merkezidir. Bayağı köfteci, kokoreççi, işte ne bileyim çöp şişçi var. Ana cadde üstünde çok var fakat bizim o host çocuklar şey derdi hep, abi içeride yiyeceksin, Çin'in merkezinde yol üstündekiler tıraş derdi. Artık tıraş mı sakal mı orasını bilemiyorum.
Şöyle biraz mevzuyu uzatıyorum ki belki ileriden manzarayı çekerim size, o gölü gösterebilirim diye. Çok güzel yoldu ya valla. Keşke çekebilsek. Neyse, yatağına Muğla'ya doğru devam ediyoruz. Evet, Muğla'yı çıktık, devam ediyoruz. Durdum, kendime bir kahve aldım. Muğla'nın o Kötekli kavşağı vardır. Belki burayı bilenler biliyordur. Kötekli'de de Muğla'da bir üniversite var. Zamanında benim arkadaşlarım Ali Demir, ona da selam olsun, orada okumuştu. Kötekli'ye gelip onun evinde, bekar evinde, öğrenci evinde çok kalmıştım. Bütün öğrenciler otostop çekiyor ve duran bütün arabalar kızlara duruyor. Yani çok pozitif ayrımcılığın da bu kadar olmaz canım ya. Dedirten bir görüntüydü. Şurada duran giden BMW'ci abi durdu. Şimdi Manisa'da da İzmir Bornova'da da otostop çekerler. Manisa'da da çekerler öğrenciler. Zamanında öğrendiğim bir durum. Böyle kızlara duruyorsun, otostop çeken kızlara. Hop, arkadan 4 tane de erkek geliyor. Kızlara otostop çektiriyorlar ki millet dursun diye. Bunu da otostop çekerken aldığım öğrenciler bana anlatmıştı. Ve hakikaten o adamda da aynısı oldu. İki tane kız otostop çekiyordu. Adam benim önüme kırdı da böyle kızları almak için. Baktım 3-4 tane de erkek koşuyor. Ne güldüm. Hepsini aldı arkadaş. Ama büyük ihtimal kızları görünce durmaya niyetlendi. Fakat sonu hüsran oldu. Tabii yani bu devirde açıkçası nasıl izah edeyim onu da bilemiyorum ama hani kız başına otostop çekmek de çok sağlıklı değil. Hani şey anlamayın lütfen, yani kızlar otostop çekemez falan, öyle bir şey demiyorum da otostop çektiğiniz adamın niyeti nedir, amacı nedir, kimdir, neyin nesidir, orası biraz muamma olduğu için tehlikeli olabilir mi diye düşündüm sadece. O da böyle bir aklıma takıldı şimdi. Şimdi Sakar geçidine doğru gidiyorum tatlı tatlı. Sakar'dan muhteşem manzara eşliğinde Akyaka Marmaris istikametine inip devam edeceğiz. Bu arada yine Muğla'da Marmaris orman yangınları var. Hiç aklıma gelmedi o. Şimdi Google Map'ten gideceğim yere baktım. Selimiye'ye gideceğim ben. Orada şey yazıyor, orman yangınından etkilenmiş olabilir Selimiye diye. Ulan bir de gideriz, dönemeyiz mi oradan? Olaylar olaylar. Neyse, bakalım. Göreceğiz birazdan. Hadi devam edelim. Şimdi ben Selimiye'ye gideceğim ama harita beni buradan bir yerden sağa sokuyor. Marmaris'in içini görmeden. Arkadaşlara da sordum. Dediler abi sıkıntı yok. Marmaris içini görmeden dağ yolundan bir yol var. Oradan gelebilirsin. Fakat yani çok da emin değilim. Arkadaşlar beni yanlış anlamış da olabilir mi acaba diye de düşünüyorum. Bu Marmaris'e çok geldim gittim daha önce. Hiç öyle dağ yoluna mağ yoluna girmedik. Gerçi Selimiye'ye gideceğim, hani GPS belki yolu kısaltmak için Marmaris'in üstünden beni dolandırtıyor olabilir. Evet, şuradan gireceğim, Okluk yazan yerden. Buradan girip Marmaris'in üstünden Selimiye yazan yerden devam edeceğiz. Görüntü öyle. Evet, giremedik. Jandarma bekliyordu. Ben de jandarma görünce açıkçası panik oldum biraz. Pat diye kapattım kamerayı. Ama orman yangını nedeniyle Okluk mu, Okluk mu, o bölgede yoğun bir yangın varmış şu anda. Geçemezsiniz dedi. Hatta ben dedim komutanım, hani belki geçeriz falan. Yok yok dedi, yani dumandan boğulursun dedi. Kesinlikle geçemezsin. O yüzden Marmaris'in içinden gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Datça yolunu kullanacağız. Al bak, ne güzel abi. Tedbir işte, bak jandarma bekliyor. Beklemese abi mal gibi gireceğiz belki, yangın olduğunu bile bile. Allah razı olsun jandarmadan. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Şimdi o zaman Marmaris merkez istikametine devam edelim. Oradan Selimiye. Haydi bakalım. Evet, maalesef Marmaris aşağıda ve dumandan görünmüyor şu anda.
acayip şekilde bir hani sisli puslu hava olur ya öyle, ama bu yangının dumanı. Şimdi ben burayı çok iyi bildiğim için defalarca geldim, gerek tur otobüsüyle gerek gezmeye. Şu karşı tarafta muazzam bir manzara var. Deniz masmavi böyle. Fakat şu andaki pusu, sisi görüyorsunuz. Sağ tarafta işte o okluk denen yer büyük ihtimal yanıyor. Bu da arka tarafı. Maalesef çok 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 ciddi bir duman var. İnşallah söner. Zaten geçen sene Marmaris'te yanmayan yer kalmadı. Bu yanmış yerleri de görürsem çekeceğim sizler için. Allah yardımcısı olsun. Ne diyeyim? Yangınla mücadele eden herkesin. Evet, burası Datça yolu. Marmaris'in içine girmeden sağa Datça'ya döner yol. Muhtemelen yangın alanı tam karşı tarafım. Kıpkırmızı ve bembeyaz tozlar var havada. Bulutlar, dumanlar var daha doğrusu. Şimdi klimayı, içerideki havayı döndürsün diye ayarladım. Çünkü dışarıdan çok keskin bir koku geliyor. Yani yanmış odun, yanmış ağaç kokusu diyebilirim. Gerçekten genzimi yaktı o derece. İşte bu da bir tane dangalak. Kulağında telefon. Böyle mal gibi yola çıkıyor. Böyle kulağında telefon, yanında çocuk. Bir araba çarpsa çocuk camdan çıkacak. İnsanı sinire bozuyorlar ya. Baksanıza yani güneşin rengi bile belli olmuyor. Portakal rengi şu anda güneş. Yani yangının durumunu siz, ortamın durumunu siz düşünün. Ve gittikçe Datça tarafına doğru yani gerçekten çok can sıkıcı, keyif kaçırıcı bir manzara var burada. O Marmaris'in cıvıl cıvıl hareketli halinden eser yok. Hiçbir lamba yanmıyor böyle. Demin bir yerde motorlu polis durdu. Ben de tam geçiyordum. Başka da bir araba geliyordu. Tam böyle yani çarpışacak gibi olduk. Polislere dikkat et, lambalar yanmıyor hiçbir yerde. Dedim neden yanmıyor abi, elektrikler mi yok? Yangından ötürü dedi. Konvoy kuyruk oluşmasın diye, hani itfaiye araçları, ambulanslar tıkanmasın diye bütün lambaları söndürdük dedi. Hatta bakın şimdi göstereceğim size. Polisler burayı da kapatmış. Hadi bakalım. Bir soralım, dur. Bakalım ne diyecekler. Abi bilmediğim için soruyorum. Selimiye'ye gideceğim buradan. Abi, tamam. Eyvallah. Evet. Burası Datça yolu. Burayı kapatmışlar. Buradan vermişler yolu. Şimdi şurada durup bir GPS'e bakmam lazım. Çünkü yanlış bir yere de gitmek istemiyorum. Of, cam açık şu anda var ya. Genzim yandı. Acayip fena şekilde bir ağaç koku, yanık kokusu var. Yani anlatamam size arkadaşlar ya. Keşke bunu tecrübe etmeseydim. Gerçekten insanın canını yakıyor yani, öyle söyleyeyim. Şimdi şuradan bir konuma tıklayalım bakalım. Nasıl gideceğiz buradan da bilmiyorum ama. Şöyle biraz ilerleyeceğiz bakalım. Kusura bakmayın ya, kamerayı da unuttum o şeyle. Yani bak, benim gittiğim yolun üst yolundan beni götürtmeye çalışıyor. Sürekli beni döndürmeye çalışıyor. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şurada kamerayı kapatıp ben bir artık şu yol işini bir çözmeye bakayım. Ondan sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi içmelerden
içmelerin çıkışına doğru bir yer işaretledim haritada. Beni çıkarttı içmelerin dışına. Buradan arkadan Bayır diye bir yer var. Bayır üzerinden Selimiye'ye gideceğim. Bayağı böyle stabilize eski kötü bir yol gibi görünüyor. Ama başka gidiş imkanım da yok. Çünkü Datça yolunu kapatmışlar. Bakalım gidiyoruz. Bunun bir de dönüşü var tabi. O ne ya, gene kalabalık, gene polis mi kapatmış, ne olmuş? Yok, servis arabası dönecek herhalde. Neyse, benim arkam boş, döner şimdi. Ben yol verecektim de benim arkam boş, dönecek nasıl olsa, ben boşuna beklemeyeyim. Yangın evet bayağı kötü etkilemiş buraları belli ki. Datça yolu komple kapalı. Bakın önümde Datça arabası var. O da arka yolu kullanıyor. Fakat Kamil Pamuk vesaire Datça'ya gidemez yani. Geçtiğim yerler çok dardı. Ve bu buranın ilerisi de çok iç açıcı değil diye düşünüyorum. Şu karşıda dağlar var. Siz belki göremiyor olabilirsiniz. Hemen sol tarafımda da deniz ve koy ve dağlar var. Yazık ya. Geçen seneki yangından yani o kadar kötü ki kamera yansımıyor, parlıyor çok fazla ama yani işte bakın sağ taraf burası da yanmış. Göstereyim size, bakın. Ne kadar kötü. Şu karşı taraflar komple gitmiş arkadaşlar. Komple. Yani hani İnsanlar çığırmakta, bağırmakta haklıymış. Yani buraya gelince bunu daha iyi anladım. Gerçekten haklılarmış yani. Hani canımıza malımıza bir şey olmadığı halde beni bu kadar etkiledi, bu kadar üzdü, bu kadar canımı sıktı. Bir de insanlar canını, malını, hayvanlarını kaybetti burada. İşte bakın. Kel. Hiçbir şey yok. Her taraf kel kalmış. Çorak arazi. Yazık, çok yazık. Neyse, sizi de bunaltmayayım daha fazla. İnşallah vardığım yere varacağım. Daha bir de aynı yolu geri döneceğiz. Hayırlısı bakalım. Hadi görüşürüz. Şimdi içmelerden geçiyorum. Şu yani geçen seneki yangının izleri maalesef her yerde. Şöyle bir sizlere çekmek istedim. Yani gerçekten çok moralim bozuldu ya. Bildiğiniz gibi değil. Yani anlatacak diyecek kelime bulamıyorum. Ne hale gelmiş ya. Bakar mısınız şuraya? Şuraya bakar mısınız? Yani bazen hakikaten arkadaşlar, dostlar, sevgili arkadaşlarım, abilerim. Bakın şuraya bakın ya. Şuraya bakın ya. Şuraya bir bakın Allah aşkına. Şu aşağıya bir bakın. Buralar ağaçtan görünmüyormuş, ağaçtan. Yani göstereceğim size ya, buyurun. Şimdi göstereceğim. Şuralara bir bakın ya. Abi bu nedir ya? Bu nasıl olmuş ya? Bak. Şu ağaçlara bak, bak. Hala yanıyor. Hala daha yanıyor. Şu ağacın haline bak. Kurumuş. İşte önümde bir ağaç daha. Güneşten görünmüyor. Gerçekten durum içler acısı. Hala yanıyor o taraf. Allah sonumuzu hayretsin. Ne diyeyim? Son olarak size geçen seneden kalma durumla alakalı göstereyim. Daha da fazla canınızı sıkmayayım. Ben yolu bayağı bir uzattım çünkü mecburen uzattık. Başka seçeneğimiz yok. Bu arada şu gördüğünüz yolda demin Kamil Koç geldi karşımdan. Datça arabaları da bu yolu kullanıyor. Gördüğünüz gibi ağaçlar, yanmış ağaçlar hep artık odun olarak görevine devam edecek. Durumun vahimliği buraya gelince inanın daha net anlaşıldı.
Benim çok canım sıkıldı, ne yalan söyleyeyim. Sizin canınızı daha fazla sıkmayayım. Gittiğim yerden artık devam ederiz. Hadi hoşçakalın. Evet, çok şükür düzgün bir yola çıktık. Yolu bulduk nihayetinde. Bu videoda böyle bir video olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım merak edenlere aydınlatmışımdır. Ara ara videolar çekeceğim, otobüs kadar sık olmasa da. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.